Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar sizinleyim. Vakit buldukça çekmeye çalışıyorum videoları ama hani açıkçası tam planladığım videolar bunlar değil tabii. Yakında daha bir değişik videolar koyacağım. Hani beni de görebileceksiniz. Bir yandan elle bir şeyler yapacağım, bir yandan size doğru konuşacağım vesaire. Ama işte şu an biraz yoğunum. O yoğunluk biraz gitsin. Mutlaka ve mutlaka bol bol videolar çekmeye çalışacağım. Açıkçası video çekerken çok keyif alıyorum. Yani bir şeyleri anlatmak zaten her zaman tercih ettiğim, sevdiğim bir şeydir. İyicene keyif almaya başladım. Bir de tabii yeni yeni arkadaşlar geliyor. Yeni yeni işte karınca meraklısı insanlar çıkıyor ortaya. Bu çok sevindirici bir şey. Hani birçoğunuzun bildiği şeylerden bahsediyorum aslında ama hani sağdan soldan okuyarak edindiğiniz bilgilerden çok bir kişiden dinlemeniz daha doğru diye düşünüyorum. Yani doğrudan kastım da şu, ben açıkçası öyle tercih ederdim. Yani hani oturup birinden sürekli dinleyeyim bir şeyleri. Zaten hep söylüyorum, bu iş tecrübe ettikçe gelişen bir olay. Hani öyle geçen gün de konuştuğumuz gibi işte şunlar şunlar şu cinsler bunları yer. Yok öyle bir şey yani. Seninki yer, benimki yemez. O yüzden tecrübe işi. Ama tabii birbirimize bir takım paylaşımlar yaptığımız zaman, daha doğrusu birbirimiz için bir takım paylaşımlar yaptığımız zaman ne oluyor? İşte aa bak bu yöntem de faydalıymış, aa dur ben onu böyle yapmıştım ama böyle yapayım gibi yeni yeni böyle seçenekler çıkmış oluyor ortaya. Bu yüzden de video çekiyoruz zaten. Bugünkü videonun amacı benim yapmış olduğum el emeği, göz nuru, formikariumları basitçe yani fotoğraflarını belki biliyorsunuzdur ama vakit buldukça işte yarım saatte yaptığım, bir saatte yaptığım, 10 dakikada yaptığım formikariumları birlikte bir inceleyelim hızlı hızlı. Çok var. Ben sadece fotoğraflarını paylaştıklarımı şey yapacağım, yani anlatacağım size. Bir de basitçe de şöyle pratik, hani pratik plastikten nasıl formikarium yapılır videosu gibi fakat daha sağlamı, bir tık daha ötesini de göstermek istiyorum. Yani burada yapmayacağım ama yapılmışını göstereceğim size. En baştan bununla işe girelim istiyorum. Şöyle kamerayı da alırsak süper olur. Arkadaşlar bu, çok hızlıca anlatıyorum hepsini. Bu görmüş olduğunuz kap, IKEA'da satılan, görmüş olduğunuz gibi etiketi var. IKEA'da satılan artık plastik, beyaz, böyle çok elastik bir malzeme olan, işte artık ne amaçla kullanılıyor bilmiyorum ama işte alet, edevat, hırdavat, bir şeyler koymak için satılan ucuz bir kap türü. Ben bunu gördüm, dedim nasıl bir formikarium yaparım buna. Zaten daha almaya yakın kafamda şekillenmişti. Görmüş olduğunuz gibi bu bölüm formikarium oldu, yaşam alanı. Bu bölümde Outworld oldu, yani beslenme alanı dediğimiz iki noktayı tek bir kabın içerisinde yapmış oldum. Şimdi basitçe nasıl işliyor kardeşim bu derseniz anlatmak isterim. Şimdi camı çok fonksiyonel değil. Evet, sıkışmış zaten. Bunu bir şeyle çıkartacağız. Normalde oraya bir oyuk oluşturabilirsiniz. Daha doğrusu camı kaldırabilmek adına bir takım delikler veya işte ne derler. Ben bayağı çıkartamadım ha, çıktı. Yani böyle ben videoyu kesip biçmeyi çok seven bir adam değilim. Burada onu da söyleyeyim, yani kesemediğimden değil. Kesebiliyorum tabii ama hani doğal kalsın. Aman orada açamadım falan triplerine girmesin kimse. Görmüş olduğunuz gibi basit bir camım var. 3 milim, 2 milim neyse, çok ince bir cam. Buraya da Exotic Türkiye'nin stikerini yapıştırdım. Bu bildiğiniz alçı. Clough marka alçılardan. Şöyle göstereyim. Oyukları sonradan yaptım. Hani normalde hamurları dizip dizip ters çevirip işte döküp derzi, ondan sonra kurumasını bekliyorlar. Ben öyle yapmadım. Bunun içine bir kere alçıyı koymadan önce gerekli delikleri açtım. Şuradan göstereyim. Bakın bu taraftaki tamamen fantezi şu parça falan, yani gerekli olan bir şey değil. Ben öyle zevkine koydum. Bu transfer için yapmış olduğum bir delik. Bu transfer deliği şu görmüş olduğunuz yerden çıkıyor. Bu da çıkabilir. Sıkışmış olabilir çünkü bu 2 aydır falan kurumadaydı. Küçük bir test tüpü. Bu delik niye var? Hem su içsinler, Outworld'u çok doldurmayayım diye, hem de ne derler işte nem sağlasın diye yapmış olduğum bir yöntem. Artık böyle test tüplerini dahil ediyorum işin içine. Böyle soktuğunuz zaman bunu sonuna kadar, dışarıdan görüntüsü böyle oluyor.
İçeriden de görmüş olduğunuz gibi şu kadarcık bir çıkıyor. İşte oradan karıncalar istiyorlarsa su da içebilirler veya nem de sağlayabilir formikaryuma bu durum. Dediğim gibi burayı alçıyı doldurdum. Hani basitçe anlatıyorum gene, alçıyı doldurdum. Alçıyı doldurmadan önce bu az önce anlatmış olduğum parçaları takmıştım zaten. Alçıyı doldurduktan sonra bahsi geçen şöyle bakın çok böyle güzel bir cam boşluğu var gördüğünüz üzere. Onun oluşmasının sebebi de bu camı tamamen daha yaşken alçı üzerine koymamdı. Doğal olarak oraya biraz da ağırlık tabii koydum üzerine göçsün diye. İçine gömüldü. Gömüldükten sonra da böyle bir çizgi oluştu. Yalnız cam ince bir cam olduğu için tabii açıkçası öyle hani çok da güzel oturmuyor. Oturuyor hiçbir şekilde kıpırdamaz gördüğünüz gibi ama daha derin yapılabilirdi. Doğal olarak görüntüsü böyle bir şey oluyor. Gayet de hoş oldu. Daha hiç kullanmadım, nasip olmadı. İnşallah kullanacağım. Biraz zevkine yapıyorum bu işleri, çok da kullanmak için değil. İkinci noktada da burası var. Burada da gene alçı gıda boyası kullanmadım burada. Kumaş boyası kullandım. Ama kahverengiliğin sebebi şey değil, boya değil. Bu tamamen toprağın ya daha doğrusu torfun dibinde kalan tortu aslında. Yaşken üzerine döküyorsun ve şey oluyor işte. Böyle toprak görünümü oluyor. Buralara delikler açtım. İstediğiniz gibi işte bitki bilmem ne dekor takabiliyorsunuz. Buradan da gördüğünüz gibi çıkış var veya giriş var. Bu şuradaki yere bağlı. Alttan şu bitkiyi bir alalım şuradan. Alttan görmemiz gerekiyorsa da geçişi zaten görürsünüz. Böyle buradan bildiğiniz çaprazlama bir delik attım. Böyle de bir formikaryum oldu. Bence çok keyifli oldu. Ben açıkçası hani çok beğeniyorum bunu. Daha kullanmadım. Sadece test ettim. İşçi karınca koydum buraya. Bir hafta 10 gün kadar baktım. Hani ölüyor mu ölmüyor mu? Alçı zehirliyor mu zehirlemiyor mu? İşte, ne kadar anti toksit deseler de belli olmuyor. Denedim. Hiçbir sorun yaşanmadı. Evet. Görüntü de bu. Gayet şık duruyor. Koyma sana. Bunun üzerine de bir tane de folyo kes veya işte kırmızı kağıtlarımızdan birini koy. Kullan. Buralarda da tabii hatta şöyle göstereyim. Bu Sleepy'nin almıştım. Size forumda bahsetmiştim. Böceklerin tırmanmasını engelleyen madde. Bundan da şu köşelere bir güzel pamukla sürdük mü iş bitiyor aslında. Evet. Bunu eleyebiliriz. Bunun fotoğraflarını görmüştünüz zaten. Gelelim diğer ufaklıklara. Mesela en son şöyle bir şey yapmıştım. Hatırlarsınız. Gayet basit. İki tane plastik kutudan üst üste koyarak bir formikaryum yaptım. Bunu da sıkıldığım bir an yapmıştım biliyorsunuz. Kapağına yalnız herhangi müdahale yapmadım. Henüz daha delmedim veya lazerle kestirtmedim. Şu an bir engel değil bana. Çünkü hani kapaksız da kullanabiliyoruz. Dediğim gibi o sıvıdan sürdüğümüz zaman çıkamıyor karıncalar. Bu çok basit. İki tane aynı boyutta plastik kap burada var. İçi yutong tamamen gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Yani herhangi bir alçı yok burada. Yutongu doğru ölçüde kestim, zımparaladım. İçine yerleştirmeden önce gerekli oyukları oluşturdum. Kazdım buraları yani kendi kafama göre. Üstten yutonga bir delik, yandan bir delik. Ondan sonra alttaki plastik kabın içerisine yutongu yerleştirdim. Yerleştirdikten sonra da üzerine ikinci parçayı yani aynı boyutta olan ikinci plastik kabı. Akrilik bu arada plastik. Akrilik plastik de hani serttir bu yumuşak bir şey değil. Üzerine de onu koydum. Bunların delme işlemini arkadaşlar zangur zungur yapmayın. Çatlatırsınız, kırarsınız. Önce mutlaka böyle hatta ve hatta göstermem gerekirse. Buldum. Şöyle bir tornavida takımının içinde yer alan sivri uçlu bir şeyle yakarak bunu. Buradan mesela ben ucunu yakıyorum çakmakla. Böyle ufak bir delik açıyorum. Delik açtıktan sonra tornavida ile veya işte elektronik tornavida ile, elektrikli tornavida ile çok daha rahat kırmadan risksiz bir şekilde delme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Başka ne var bunu anlatmam gereken? Tabii şöyle bir durum var. Ben az önceki nemlendirme olayını tabii testübüyle çözdüm ama bunda öyle bir durum yapamıyorum. Yani yapabilirdim de yapmadım. Şu an bu kumlar çok sıkıntı. Bir saniye. Bakın görmüş olduğunuz gibi altta kesmiş olduğum yutongun içinde bir kibrit kutusu kadar bir boşluk var. İçerisinde poşet. O poşet suyu tutsun diye göremezsiniz şu an o poşeti. O poşetin içinde de pamuk var. Ve de şunun en ön kısmınla şurası
iğne deliğiyle delinmiş durumda. Yani buraya su şu plastikten bakın bu kum üstüne geldiği zaman gözükmüyor pek ama şurada gördüğünüz gibi nemlendirme alanı var. Buradaki pamuğu çıkartıyorum. Şırınga ile suyu bastığım zaman yaklaşık olarak 2 tane 10'luk yani 10 ml mililitre koyuyorum oraya. O zaman buradan o delmiş olduğum eski delikten buralar sulanıyor, nemleniyor vesaire. İsterlerse su içiyorlar, isterlerse de nemlik alıyor. Bunda dört tarafı kapalı olduğu için nemi iyi hapsediyor ve kolay kolay kurumuyor formikaryum. Onun dışında da bu ikisinin arasına böyle biraz görünüyor mu bilmiyorum ama tek parça gibi olsun diye silikon attım. Ne bileyim, niye attım ben de bilmiyorum ama güzel oldu yani en azından sağlam oldu. Diyeceksiniz ki kardeşim bu kum hareket ediyor da orada bir şey var hareket etmiyor. Onu da göstereyim. Bu yöntemi de belki kullanırsınız. Bu da benim yarattığım yöntemlerden biri. Bu arkadaşlar silikon. Yani basit gördüğünüz gibi. Silikonla kumu karıştırdım. Şu görmüş olduğunuz alta bağlı olan hortum gibi başka bir yere aynı düzenekten yapıp o karıştırdığım silikonu, kumla birlikte karıştırdığım silikonu etrafına sürerek eldiven kullanıyorum bu tip durumlarda. Hani vıcık vıcık olmasın dedim diye. Kurumaya bıraktım. Sonra maket bıçağıyla kestim. Görmüş olduğunuz gibi kum bir tepe oluştu. Bunu buraya taktığınız zaman böyle dil balığı gibi anlamazsınız orada ne olduğunu. Kum kullanmayı seviyorum. Bu plaj kumu bildiğiniz yıkıyorum, kurutuyorum. Sonra koyuyorum. Burada mesor bakarım yüksek ihtimal. Evet, görmüş olduğunuz gibi böyle bir formikaryum oldu. Şu yöntemi birçoğunuz kullanabilir. Çok keyiflidir. Çünkü hani görüyorum bazen işte kumlar içeri dökülüyor diyorlar. Ne bileyim çirkin gözüküyor bakın. Böyle gayet kamufle bir şekilde. Ki kumu az şu an. Hoş duruyor sanki karıncalar yapmış gibi. Burası da giriş çıkış arkadaşlar. Yani test tüpü bağlamak için veya burası dolduktan sonra transfer edebilmek için. Arkada bir şey yok. Altta bir şey yok. Falan filan. Evet. Kaç dakika oldu? 12 dakika olmuş. Hemen hızlanıyorum. İkinci formikaryumuza gelelim. Bu da pratik bir formikaryum. Bunu da biliyorsunuz. Hatta şöyle yapalım. Şunları bir güzel ayıralım. Bağlantılarını çıkartalım şuradan. Şunu da çıkartalım. Bu da aynı malzeme. Akrilikten bir plastik kap. Kapakları var bunların ama kullanmadım. Cam her zaman tercih edin. Cam güzel duruyor, ferah duruyor. Görmüş olduğunuz gibi altında bir parça var, bir çıkıntı var. Onu o şekilde kestim. Bunun da sebebi şuradaki görmüş olduğunuz delikten suyu bunun yarısına kadar doldurduğum zaman bu yutong, şu parça, çıkıntı olan zemine değen parça suyu emiyor. Ve de şu bölgeyi her zaman ıslak tutuyor. Bu da farklı bir yöntem. Yani hani nemlendirmede genelde hep şeyi bekliyoruz. Ya her gün uğraşmayayım. Hep söylüyorum. Evet her gün uğraşmak istemiyorsanız bu tip sizi 5-10 gün, 15 gün ya da test tüpü gibi bayağı bir uzun süre kurtaracak yöntemlere başvurmanız lazım. Buradaki delik ne diyeceksiniz onu da şöyle göstereyim. Nerede onun parçası? Burada. Ben de biliyorsunuz ufak minyatür test tüpleri var. Bu şu yöntemi kullanmak istemediğim zamanlarda hani uzun bir tatile gidiyorsam 3-5 günde burası buharlaşacaksa eğer bu yönteme geçerim diye yapmıştım. Burası da birebir bunun girebileceği bir yer. Şöyle hatta soktum. Bu küçük test tüpünün içine suyu dolduruyorum. Buraya taktığım zaman görmüş olduğunuz gibi oradan gözüküyor. Güzel bir şekilde nem de sağlar. İşte su da içerler. Burada bir çıkış var. Burada da bir ayrı bir çıkış veya giriş var. Bu işte az önce stoperli olan borumuzun yeri. Şunu takalım. Ben böyle küçük küçük detayları seviyorum. Mesela bakın şunu kapa. Hastanelerde bulursunuz. Elim mi ne var? Ha bu az önce tabii ilaca dokunduk. Bu hastanelerdeki işte o serum zımbırtılarının veya yaptıkları iğneden sonra bilmiyorum galiba serum aparatı bu evet aynen. Oradan bulmuşum onu stoper olarak kullandım. Kameradan bakarak iş yapmak zor. Şöyle gözle göreyim ha. Bu bunun stoperi. Buraya da işte diğer kısımdaki hortumu takıyoruz. Diğer kısmı hortumu takıyoruz. Bunların hepsini tornavida ile deldim arkadaşlar. Biliyorsunuz canlı yayınlardan denk gelenleriniz var. Kafayı yiyorum. Hani bilhassa elektrikli tornavida tercih etmiyorum. Bunu tercih ediyorum. Şöyle bunu da buraya takalım. Burası da az önceki anlattığım ilk formikaryumdaki malzemeden bildiğiniz işte alçı üzerinde de torf
torfun dibi. Yapay bitkiler. Yine buraya elle bir çıkıntı yapmışım. En sevdiğim şey her formikarımda. Görürsünüz çıkıntılar hep yapıyorum böyle sanki doğal gözüksün diye. Böyle şirin. Bu hortum uzayabilir veya kısaltılabilir. Benimki normal tabii şöyle duruyor. Böyle şirin bir formikarium. Lasius nigger veya işte ne bileyim daha ufak türlere bakabilirsiniz. Çünkü bu odacıklar işte parmak kadar görüyorsunuz. Bilhassa küçük yaptım. Evet bunu da kaldırabiliriz. Bununla da şu an işimiz bitti. Gelelim canlı yayında yaptığım formikaryuma. Meşhur bunu birçoğunuz biliyordur. Kafam esti yaptım valla. Neyse. Her zaman olduğu gibi yine Yutong'u tercih ediyorum. Yutong candır. Bu üstü ne boyasıydı ya? Bir şeyle boyadım ben bunu. Gıda boyası, gıda evet. Niye boyadım bilmiyorum. Canlı yayında hatırlarsınız belki. Bu da Ikea'dan aldığım neydi bu? Ataç kutusu bunlar. Evet. İçinde ataçlar vardı. Ben pahalı olmasına rağmen aldım yani birkaç tane. Ataçları da attım yüksek ihtimal. Bu da güzel bir akrilik kutu. Silindir şeklinde. Burası da aynı yöntem arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hafif bir çıkıntı var. Hortum oraya bağlı. İşte gene toprak görünümü. Yapay bitkilerim. Ve de çok tatlı, derin, geniş bir alan. Buna yalnız tabii o sıvıdan sürmüyorum. Çünkü çok dar bir alan. Kaçarlar her türlü. Bunun kapakları var. Gördüğünüz gibi kapaklarını sadece bir delik açtım. Yeter. İkincisine de burayı kapak takıyorum. Ona cam yapmadım. Ya kardeşim bununla nemlendirmeyi o kadar manuel mi yapacaksın? Şırıngayla mı basacaksın? Hayır. Gene ince test tüpünü kullandım. Bunu buradan salıyorum arkadaşlar böyle aşağı. Bu da onun stoperi. Bakalım. Gene böyle bir yerlerden parçalar toplamışım. Gördüğünüz gibi böyle duruyor. Biraz sallanabilir. Fakat görebiliyor musunuz? Yere de sıfır değil o. Yani karınca içine girebiliyor o tüpün. Böyle bir formikaryum. Çok tatlıdır. Ben böyle minyatür şeyleri çok seviyorum ya. Böyle hani cep formikaryum diyelim buna. Ne diyelim? Al götür yani. Tatile mi gidiyorsun? Koy sırt çantana götür. Evet. Bu da böyle bir şeydi. Malzemelerini az çok artık ezberlediniz. Hep aynı malzemeleri kullanmaya çalışıyorum genelde zaten. Gelelim babalara, hani büyük yapmak istiyorsanız bunun da videosu var ama hızlıca gene göstereyim. Bu arada mesela böyle az önceki formikaryum için kapaklara da jelatinler. Jelatin değil bu ya. Bu bildiğin ne bu? Defter kaplama yok değil. Bu şey hani spiralli böyle fotokopiler bastırırız da dışına kapak yaparlar ya işte o kağıttan. Bu bizim baba. Baba diyorum çünkü hani büyük formikaryumlardan hani elim benim küçük bir el değildir. Yani bu bile aslında büyük. Yani hani forumda görüyorum bazen çok büyük formikaryumlar isteyenler oluyor. Arkadaşlar içini doldurmak öyle kolay değil yani. Hani ben doldurdum ama nasıl doldurdum maşallahı var yani. Bayağı uzun süre bekliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bunun tek tek zaten videosu var. Tek tek değil bir tane videosu var. Bu biraz daha patladı tabii artık. Baksanıza yani bayağı bir zaman oldu ki burada çok hatalarım var. Derzden kaçayım diye içine karton koymuştum. O karton tabii artık eridi mi ne oldu bir şeyler oldu ona. Sert bir malzeme. Gördüğünüz gibi giriş çıkış, yutong, silikon, derz hepsi var. Büyük türler bakılabilir. Çok da güzel bakılır hatta. Delikleri de şeyler, o chamberlar dediğimiz odacıklar da yani çok büyük, geniş. Formika bakmayı planlıyor olabilirsiniz böyle bir şeyde. Yani formikalar genelde kolay bulunabilen ve büyük olan türlerden. Messorlar da olabilir. Bu büyük. Bunun zaten ışıklandırması var hatırlıyorsanız. Buraya sürüyorsun şeyini, ilacını. İş bitti. Tek dezavantajı camdan bir şey yapıyorsanız eğer ben riske girip delmedim ama delmem illaki gerekecek. En kötü kırıyorum yani. Hani bayağı kafayı kırıp bunu da kırıyorum. Normalde bir delik olması gerekiyor giriş çıkış için. En önemli şeylerden bir tanesi. Yani neden derseniz karıncalar burada çoğalacak, çoğalacak, çoğalacak. En sonunda dolacak burası ve bir yere transfer etmeniz gerekecek. Hani fantezi yapabilirsiniz, hortumu buralardan çıkartabilirsiniz falan ama olmaz o iş yaş. Anca bir yutong parça yükselti yapıp... Yok yok, ben bile şu an saçma buldum. Hiç gerek yok. Normalde mutlaka giriş ve çıkışların olması gerekiyor. Bu formikaryumu da geçelim. Makinenin şarjı azalmış. Niye bilmiyorum. 20 dakika olmuş. Çok oldu. Hızlıca da bir de pratik. Bir de mesela şu yanımdayken hazır onu da göstereyim.
bizim 3D ne alemde içine Messor koymuştun demiştiniz. Hayır, Messor'ları çıkardım. Gene test tüpünü aldım. Burada içinde bunun ne vardı ya? Bakalım. Lateralis, evet. Componatus lateralis'im var. Küçük bir koloni, kraliçesini ne zaman bulmuştum hatırlamıyorum ama 5-10 işçisi oldu, çok sarstık. Bunlar geçici buradalar. Bunu zaten ayrı videosu var, bunu da biliyorsunuz. 3D Formicarium nasıl yapılır, nasıl yaptık projesi, tanıtımı var. Bunu o yüzden anlatmıyorum. Kapatalım üstünü, strese girmesinler. Bunun outworld'u falan bağlı değil, geçici dediğim gibi. Hatırlarsınız burada delikleri var, bunlar çıkabiliyor falan, test tüpü de takılıyor, hortumda takılıyor falan filan. Evet, gelelim şöyle bir hızlıca bir videoya devam edip bitirmek istiyorum. Şu böyle kalsın bir saniye arkadaşlar. Evet. Şöyle alalım bunu, tepsi gibi koyalım. Bu ne lan diyeceksiniz. Burada da geçici zamazingolar var. Bunları da dün temizliyorum diye böyle ayırdım. Şu tripodu da şöyle tutayım güzel. Görmüş olduğunuz gibi kaplar, işte benim suluklar, anam tetramoriumlar. Abi çok seviyorum sizi ya. Niye bilmiyorum ama çok seviyorum. Bu formika. Yine formikalar. Burada meshor var. Şöyle göstereyim. Çıkmış. Evet, bakın burada bir delikanlımız var. Bu survive etmiş. Onu kutluyoruz. Burada da messor var. Bakın plastik kapları görüyorsunuz değil mi? Yani bu içine test tüpü soktuğum komple kapalı bir formikaryum. Hatta şöyle göstereyim. Reklamımızı da yapalım. Arkadaşlar foruma üye olun. Foruma üye olun oğlum. burada Structure var. Görmüş olduğunuz gibi saçma sapan zombi gibi hareket ediyorlar. Artık sevmiyorum onları. Bakın mesela ufak boy Formicarium. Bunu artık ezbere biliyorsunuz. Yani bu modeli de çok kullanıyorum. Bu da tercih ettiğim Formicariumlardan biri. Bu bildiğiniz vida kutusu. İçinde yutong, dışı cam. Basit bir bağlantıyla Outworld. Su, şeker kapları bitmiştir. Bunu geçen gün yaptım hızlıca. Çekebiliyor muyuz? Evet, formika. Bu cam yalnız tabii sabit değil. Ben artık camları da sabitlemiyorum. Öyle bir level atladım yani. Yumurtaları taşıyın. Taşıyın yumurtaları. Adiler sizi. Formikalar güzel ama biraz nazlı türler. Bunlar ne yazık ki Oktay'ın bana bir tane bakmayıp da yolladıkları vardı. Onlar öldü tabii. Kış uykusu formikalar için çok önemli. Tarihi atladığınız zaman veya işte ne bileyim yanlış besinler verdiğiniz zaman hemen yumurtalarını yok ediyorlar. İşçileri ölmeye başlıyor. Ama bunlar benim kraliçeden bulduğum fakat doğru kararlarla yürüttüğüm. Çok kısa yeni buldum bunları da yani. Hani doğru beslendiği zaman, yemeği kabul ettiği zaman müthiş hızlı yürüyorlar. Çok seri yumurta yapıyorlar. Aynı şekilde burada çok kalabalık bir kolonim var. Bir saniyenizi rica edeceğim. Şu tripodu bir açalım. Şöyle bir koyalım. Şöyle göstereceğim size. Bu mesela bakın plastik bir kap. İçinde tohumlar, kum. Bu Barbarus. Bizim o tayfalar hatırlarsınız, bol canavardı. Bu aynı mantık formikaların biraz daha büyüğü, görüyorsunuz bakalım. Evet, bu biraz kalabalık. Bayağı bir kalabalık. İyi, bunlar un kurtlarını kabul etmeleri çok önemli. Doğru zamanda kış uykusundan çıkarıldığı zaman süper yiyorlar. Bu görmüş olduğunuz gibi gene bu kabı çok seviyorum. Bu kaptan çok var. Tarantulaların falan da hep bunların içinde. Şöyle üstünü güzel bir şekilde kesip alttan ilacı sürdüğünüz zaman mis gibi gizlemiş oluyorsunuz. Dışarıdan da hiçbir pislik gözükmüyor. Bütün burada görmüş olduğunuz outworld'ları buna çevireceğim yakında. Toplu sipariş verdim. Bunlar bizim hep kod 01, kod 02 şeylerimiz. Biraz bakımsız kaldılar bir dönem. O yüzden çoğalma gördüğünüz gibi çok yok. Ama şu an çok iyi durumdalar.
Bu neymiş? Bu alışık olduğunuz bir tür değil. Benim bile adını bilmediğim bir tür. Araştırıyorum. Hala araştırıyorum. Hatta şöyle göstereyim bu türü size. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Bu çünkü yüksek ihtimal ya o kadar yaygın bir kraliçe tipi ki görünüyor mu bilmiyorum ama bakalım. Yani her türlü cins olabilir. Lasius falan tabii, Messor falan hariç. Üç tane aklımda familia var. O üçüne de detaylı araştırıyorum ama en yakın bana gelen şu oldu. Neydi o cins? Hatırlamıyorum. Sonra bakarım. Forumda zaten konusunu açacağım. Kraliçesinde görürsünüz şu sağda bakın. Gayet tetramorium tipli bir şey ama ne yazık ki işçileri de öyle değil. Bayağı da pis takılıyorlarmış. Daha yeni test tüpü lan bu. Yeni aktarım yaptırdım da. Yumurtaları çok fazla. Bilmiyorum görüyor musunuz öyle ama bunu makro çekimle hallederiz. Gene kum, şeker vesaire. Bu zaten ha, bunu biliyorsunuz formica. Gene aynı mantık. Bu bizim tetramoriumlar. Artık coştu bunlardı. Bunları sabırsızlıkla büyük bir yere almayı bekliyorum. Yani şunu açsam acaba ne kadar zorluk çekeriz? Kaçan, şu kaçana bakar mısın ya? Yani rahatlığa bak adam. Burada bir hata var ki demek kaçtı bunlar. Evet şu an trolledim. Allah. Kapatıyorum kapatıyorum. Bunlar da geçici burada arkadaşlar. O yüzden böyle hareketlendikleri zaman Allah'a bağlıyorum. Çünkü çok dar onlar için. Sayıları da az değil. Görmüş olduğunuz gibi geçici duracaklar diye. Bu arada kuş yemi mesorlara verenler bakın ben bunu veriyorum. Hazır. Konumuz bu değil ama araya sıkıştırayım. Bilgi bilgidir. Muhabbet kuş yemi mix. Yani bunun içinde meyveler de var bakın. Müthiş seviyede o yeşilleri, kırmızıları yani o meyve parçacıklarını yiyorlar. Ve de hani coşuyorlar ondan sonra. Bir enerji patlaması yaşıyorlar. Ondan verin. Evet. Video bu kadardı. Daha fazla bir şey göstermeye gerek yok. Yerim de kalmadı. Ufak ufak hep yeni yeni şeyler göstereceğim. Diğer konu kolonilerimi göstereceğim. Böyle ufak ufak. Ha bu arada son olarak da yakında bilenleriniz var aranızda bir çekiliş yapacağız. O çekilişte karınca sahibi olmak isteyenler olabilecekler. Forumu takip edin. YouTube kanalını yani şu an izlediğiniz sayfamızı mutlaka takibe alın. Bir saniye. Evet. Dediğim gibi bir çekiliş yapacağız. O çekilişte hatta böyle hani bol işçili bir karınca türünü de ekleyebiliriz. Şu an karar veremedim hangisi. Daha zaten içeride de var dolu. Ona göre karar veririz. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Dediğim gibi ne sorunuz olursa, aklınıza ne takılıyorsa, yanlış bir şey yapmaktansa dur ben deneyeceğim de öyle öğreneyim. Tabii ki de değil ama mutlaka bana ulaşın, sorun. Yardımcı olurum. Bu arada orada bir transfer gerçekleşiyor. Galiba Lesius Nigron'lar. Her türlü yardımcı oluruz. Forumdaki moderatör arkadaşlarımız da bilgililer. Onlara da sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.